Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, sizin için Şubat ayı gelecek planlarınız, kariyeriniz, toplumsal hayatınız ve sosyal çevreniz anlamında oldukça hareketli bir ay olabilir. Gezegeniniz Mars 13'üne kadar Oğlak burcunda ilerleyecek. Çalışanlar için iş ve kariyer konularında çabanın arttığı ama motivasyonun da yükseldiği bir dönemi işaret ediyor. Daha fazla iş konuları, sorumluluklar, görevler, kariyerle ilgili yapılandırmalar ön planda olabilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz gibi süregelen işlerinizde de bu ay daha fazla bir efor sarf edebilir, mücadele içerisinde olabilirsiniz. Güneş 19 Şubat'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. 11. evinizi parlatıyor. Bu da işten, kariyerden gelecek kazançlarınız, maddi manevi başarılarınız, yeni projeleriniz konusunda size yeni enerjiler veriyor. Evet, ayın 13'ünden sonra artık Mars da Kova burcuna geçecek. Birçok gezegen, Venüs, Merkür ayın ilk haftasından sonra artık Kova burcuna doğru hareketlerini başlatacaklar. Bu da 11. ev konularınızı öne çıkarıyor ve 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin için yeni planlar, yeni projeler, yeni umutlar anlamına gelebilir. Yeni bir çevreye de girebilirsiniz. Yeni arkadaşlar da söz konusu olabilir. Yeni bir iş ve projenizde başlatabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, bunlar boğa, aslan, akrep ya da kova olabilir. Bu yeni ay sizin için çok daha etkili ve güçlü çalışabilir. Güneşiniz ve yükseleniniz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan olumlu bir açı alacağınız için çok daha destekleyici, yardımcı enerjiler altında olabilirsiniz. Bu yeni ay size yeni başlangıçlar için daha fazla cesaret verecek ve ayın 13'ünden itibaren Mars'ın da Kova burcuna geçişi, 16'sında Venüs de Kova burcuna geçiyor. Hareketleniyoruz. Sosyal çevreniz hareketleniyor. Arkadaşlarla daha fazla bir arada olmanız, ekip ortamlarında böyle grup çalışmalarında olmanız, organizasyonlara katılmanız mümkün. Tabii ki bu ilişkilerde, bu kalabalıklar içerisinde iş olduğu kadar özel hayatınızda da bazı heyecanlar, hareketlilikler söz konusu olabilir. Bazı yeni toplumsal konularda, örneğin bir vakıf, dernek çalışması ve veya kulüp üyeliği gibi, hani bu tarz ortamlarda da tercihleriniz olabilir, yeni kararlar verebilirsiniz, başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu ayın önemli bir açısı ayın 14'ünde gerçekleşecek. Mars Plüto ile Kova burcunda kavuşuyor. Tabi Mars ve Plüto ikisi de güçlü enerjili, zor enerjili gezegenler. Mars sizin yönetici gezegeniniz aynı zamanda. Plüto ile kavuşması büyük bir güç, dirayet, azim verebilir size. Bununla birlikte tabii ki burada bir mücadele, bir zorluk da söz konusu olabilir. Özellikle önemli bir projeye başlamanız, bunlar biraz teknolojiyle, dijital alanlarla, bilimsel konularla ilgili olabilir Mars-Plüto kavuşumu. Bununla birlikte sosyal hayatınızda, arkadaşlıklarla ilgili konularda yine biraz belki sert, sizin için mücadele gerektirecek bir konu gündeme gelebilir. Para piyasalarına, kazançlarınıza, gelir gider dengenize mümkün olduğunca da dikkatli yaklaşmakta fayda var ama yeni bazı kararlar da verebilirsiniz. Örneğin yatırımlarınızla ilgili, kazançlarınızla ilgili, bunlar biraz daha Kova burcunun sembolize ettiği konular olabilir. Yani dijital platformlarla ilgili olabilir, daha bilimsel çalışmalarla ilgili olabilir, elektronik yapılar, internet ve benzeri konularla bağlantılı işleriniz, girişimleriniz için de bu açı sizi destekleyebilir. Ayın 19'undan itibaren Güneş Balık burcunda parlamaya başlayacak. Ayın son haftasında, özellikle 23'ünden itibaren Merkür'ün Balık burcuna geçtiğini görüyoruz. Biraz daha böyle kendi iç dünyanıza çekilmeniz, hayatta daha fazla anlam arayışı, maneviyata yönelme, işte biraz bilinçaltı, ruhsal konular, yalnız yapacağınız işlere odaklanma süreciniz olabilir. Uzaklar, yabancılarla ilgili konular veya biraz daha böyle daha sakin, hani kendi ruhsal, bedensel, ruhsal, zihinsel
arayışlarınız, şifa, arınma, terapi gibi arayışlarınız. Bunları hani ayın son haftasında öne çıkarabilirsiniz. Bu size böyle bir işlerden uzaklaşıp böyle birkaç günlük de olsa bir tatil, bir dinlenme imkanı da verebilir bu geçişler. Ayın 24'ünde Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 5 derece Başak Burcu Dolunay'ı bu yılın şanslı ve keyifli dolunaylarından birisi. Çünkü Jüpiter'den güzel bir üçgen açı alıyor. Evet, karşıt açısında Satürn var Balık burcunda, ama Jüpiter'in çok güzel bir destekleyici açısı da var. Dolayısıyla şifa, iyileşmeler, bolluk, bereket anlamında bu Başak Dolunay'ı güçlü çalışabilir. Çünkü Jüpiter sizin aynı zamanda para evinizde bulunuyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle toprak burçlarında 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa muhteşem etkiler alabilirsiniz bu dolunaydan. Değişken burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki dolunayın etkisi artacaktır. Başak sizin 6. eviniz, dolayısıyla iş ve mesleki konularda bir amacınıza ulaşmanız, bir işe başlamanız ya da bir işle ilgili, parayla ilgili, kazançlarınızla ilgili bir hedefinize ulaşmanız bu dolunayda mümkün. Bir sorunu çözmeniz de mümkün. Örneğin iş ve çalışma şartlarınızda iyileşmeler olabilir. Gerekli destekleri, yardımları alabilirsiniz. Yani bir yardımcı, asistan ve benzeri yaşadığınız mekanlarda ya da çalıştığınız ortamlarda böyle destekleri de bulabilirsiniz bu dolunayın etkisiyle. Bununla birlikte tabii ki bu aynı zamanda bir sağlık dolunayı. Yani sağlığınızla ilgilenmeniz, sağlığınızı iyileştirmeniz için farkındalığınız artabilir. Bunun için belki bir diyete başlayacaksınız, bir tedaviye başlayacaksınız. Zararlı alışkanlıkları yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. Daha iyi bir beslenme programı hayatınıza dahil edebilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırmak, sağlığınızı iyileştirmek adına bu dolunay size önemli açılımlar getirebilir, farkındalıklar getirebilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.